Merhaba değerli veliler, sevgili öğrencilerim. Sizlere Yunus Emre'nin, ünlü düşünür Yunus Emre'nin bir dörtlüğüyle tanışmak istiyorum. Yunus Emre bir dörtlüğünde şöyle der: gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, sevgi her şeyin üstündedir. Öğretmen, öğrenci birlikte sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde 4 yıl, daha önceleri 5 yıl sürekli götürüyorduk. Onun için öğretmen, ilkokul öğretmeni unutulmaz olan öğretmenler içerisindedir. İlkokul demek sınıf öğretmeni demektir. Birinci sınıf çocuklar açısından önemli olduğu kadar anne baba için de bir deneyim ve yeni bir hayatın başlangıcıdır. Başarı için öğrenci merkezli öğretmen, veli, okul işbirliğinin önemi çok büyüktür. Her öğrencinin öğrenmesi farklı farklıdır. Onun için çocuklarımızı başka bir çocuklarla mukayese etmemeye özen gösterelim. Çocuklarımızın bu farklılıklarını kabul etmek zorundayız. Aşırı bir şekilde kayırımcı, koruyucu davranırsak çocuklarımızı mutsuz ederiz. Kızımızı bir prenses gibi, oğlumuzu bir prens gibi görüp eşitsizlik ve ayrımcı bir tutum sergilemekten kaçınmalıyız. Çok tavizkar davranmamalıyız çocuklarımıza, birinci sınıfa ve ileriki sınıflara göre. Sorunları mutlaka öğretmenimizle konuşmalı, tartışmalıyız. Unutmayalım ki iyi bir anne baba nasıl olunuyorsa öğretmen de öyle olur. Öğretmen eğitim ve öğretimde en önemli ve vazgeçilmez asıl unsurlardan biridir. Bu bağlamda okulumuza başladığımız günlerde 2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıfları okutacak öğretmenlerden biriyim. İsmim Ali Seydi Tan. Malatyalıyım. Değişik bölgelerde, değişik okullarda çalıştım. En son Malatya Derme İlköğretim Okulu'ndan emekli oldum. Değişik kurumlarda çalıştıktan sonra 5 yıldır da Çamlıca Koleji'nde görev yapmaktayım. Bu ikinci bir mezuniyetim olacak. Kısmet olursa seneye yine birinci sınıflarla beraber olacağım. Okullar açıldığında bir uyum haftası olacaktır. O uyum haftasında öğrencilerimizi okulumuzu tanıtmak, idari bölümlerini tanıtmak, yemekhaneyi tanıtmak, kantini tanıtmak, sınıf ve lavaboları tanıtma ile başlayacağız. Daha sonra çizgisel çalışmalarla devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Türkiye'de okul öncesi, yani anaokulları da gelen çocuklar hazırlıklı gelebiliyor. Örneğin bir kalem tutmasını bilebiliyor. Şu kalemi tutarken mutlaka şu iki parmak arasına alınması gerekir. Daha sonra bunu şu şekilde baş parmakla destekleyerek şu kısım parmağımızın şu çukur yerine gelecek şekilde tutmasını özen göstereceğiz. Birçoğu şöyle tutarak, bileğini bükerek ileride yazı bozukluklarına neden olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim gözlemlerimiz. Sol elle yazanlar yine öyle. Çoğu şöyle tutuyor.
Çoğu farklı farklı tutmalar var ama en doğru tutmayı şu iki parmak arasında şu şekilde dedikten sonra yazmaya başlayacağız. Tabii ki çizgisel çalışmalar var. Tabii okul öncesinde 6 yaş grubu içerisinde bunlar çizgisel çalışmalar, resim çalışmaları yaptı. Bunların içerisinde en çok yazarken doğru yazmaya çizgileri yukarıdan aşağı ya da soldan sağa doğru, yuvarlağı sağdan sola doğru çevirme kurallarını biz ne yapacağız? Öğreteceğiz. Bunlar ilk 1-2 hafta içerisinde öğrenilen şeylerdir. Öğrenciyi sıkmadan, bıktırmadan, usandırmadan verimli bir şekilde ders yapmalıyız diye düşünüyorum. Evet, ilk derslerimizde matematik olarak belirttim. Nedir? Uzamsal ilişkiler. Uzamsal ilişkilerde çevremizdeki varlıklar, yani çevremizdeki varlıkları tanıma. Nedir? Üstünde olma. Örneğin altında üstünde olma. Tabak masanın üzerinde. Bunu alta koyduğum zaman altında. Yani çocuk bir cismin neyin üstünde, neyin altında olduğunu bilebilmeli. Yüksekte, alçakta. Evet, yüksekte bakın Atatürk resmimiz ve İstiklal Marşımız yüksekte. Tahtamız daha alçakta olarak belirleyeceğiz. Yani varlıkların durumlarını, konumlarını çocuklarımıza kavratacağız. İçinde, dışında. Örneğin, içinde. Bakın, tabağın içinde. Tabağın dışında olarak ne yapıyoruz? Bunları kalemlik kitaplar çantamızın içinde, dışında olarak tanımlayacağız. Ağır ya da hafif olma. Cismin hangisinin ağır, karşılaştırma yaparak hangisinin ağır, hangisinin daha hafif olduğunu ne yapacağız? Kavratacağız. Önünde, arkasında olma. Ben tahtanın önündeyim. Tahta benim arkamda. Bu şekilde varlıkların konumlarını yapacağız? Belirteceğiz. Bunları da kavrattıktan sonra yavaş yavaş kolaydan zora doğru derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Tabii ki bunlar bir eğitim sorunudur. Biz önce eğitimi ön plana alacağız. Eğitimle öğretimi orantılı bir şekilde ne yapmamız gerekir? Götürmemiz gerekir. Eğer birinden birini eksik korsak aksayan bir insan gibi oluruz. Mutlaka eğitimle öğretimi, yani akademik başarıyı birlikte götüreceğiz. Ama önceleri eğitim daha önce alınmalı. Üst sınıflara geçtikçe akademik yönler daha ağır basacaktır. Bakanlığımızın adı da zaten Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli kültürlerimizi, milli değerlerimizi öğrenmek, bunları toplum içerisinde yaşayan kuralları öğrenmek, insanları farklılıklarımızı hoş görerek birlikte yaşama, toplum içerisindeki kurallara uyma, sınıf içinde, sınıf dışında, okulda, her yerde bu kurallara uymak. Sınıfta nasıl davranacağız? Öğretmeni nasıl dinleyeceğiz? Bu kurallar öğretildikten sonra bir başarı bekleyebiliriz. Evet. İkinci bir konumuz ritmik saymalara geçiyoruz. Nedir? Saymalar. Önce birer birer sayma. Parmak, fasulye, abaküs, efendim çöp gibi nesneleri kullanarak ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Birer birer sayma yüz içerisindedir. Birinci sınıflarda saymalar yüz içerisindedir. Birer birer sayarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sayar çocuk. Önce 20'ye kadar saydı. Sonra ikişer ikişer, sonra üçer üçer, sonra dörder dörder, beşer beşer, yüze kadar ne yaparız? Sayma yaparız. Ritmik sayma demek verilen bir sayıdan istenilen bir sayıya kadar istediğimiz sayı içinde saymaktır. İşte
Beşten başla, birer birer ona kadar say. Ya da ileri ya da geriye doğru saymalar. İşte ondan geriye doğru birer birer say. Efendim yüzden onar onar geriye doğru sayma. Bunlar sınıf içerisindeki yapılan çalışmalarımız. Süreç içerisinde okuma ve yazmayı, rakamları öğrendikçe bunları yazı şeklinde ne yapacağız? Yapacağız uygulamalarımızı. Evet, verilen sayıdan başlayarak ileri, geri, ritmik saymalar yapılacaktır. Rakam nedir? Biz matematiğe girerken rakamı bilmemiz lazım. Rakam, sayıların işaretlerle gösterilmesine rakam denir. Sayıların işaretlerle gösterilmesine rakam denir. Örneğin bir sayısını yazmak için ne yapacağım? Evet, tanıtma işlemlerinde bir sayısı. Bir. Gösteriyorum. Evet, boş tabak. Tabağı aldım. Bir tane ceviz içine koydum. Bir. Bir ceviz daha geldi. Tabakta kaç cevizimiz oldu? İki cevizimiz oldu. Demek ki bir, iki. Bunları neyle yapacağım? Rakamla nasıl ifade edeceğim? İki, üç. Bunları nasıl göstereceğim? Rakamlarla göstereceğim. Sayıları yazmak için bir sayısını, iki sayısını rakamlarla göstermek için bir. Bütün sayıları yazmak için biz 10 tane rakam kullanırız. Bütün sayıları istediğimiz sayı yazabilmek için 10 tane rakam kullanırız. Bir rakamını, iki rakamını, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Yani biz bütün sayıları bu rakamları kullanarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani ileriki sınıflarda istediğimiz sayıyı bu rakamları kullanarak ne yapacağız? Sayacağız. Bir elma. Birinci sınıfta 20 içerisinde toplama ve çıkarma, çarpma ve zihinden bölmeler. Matematik konular olarak. 20 içerisinde toplanacağız. Bu bir elma. Bir ceviz. Bakın. Bir ceviz. Tabağın içine koydum. Bir. Bu toplama işareti. Artı işareti. Okul öncesinde de belki 6 yaş grubu içerisinde gördünüz. Bir elma artı ya da daha ileriki derslerimizde bunun toplama işareti olduğunu göreceksiniz. Daha bir elma. Bir elma etti iki elma. Bakın topladım. İki elma etti. Bunu iki elma şeklinde, ikiyi bu şekilde yazarız. Toplamada sayılar çoğalır. Burada karşı tarafa yan yana yaptım. İki elmayı toparladım. İki elma yaptı. Yazıyla da iki şeklinde yazacağım. Alt alta yaparken bu birliktir çocuklar. Birlik. Bir elma birlik demektir. Bir birliktir. Bir birlik. Bir birlik daha kelimesini kullanıyorum. Toplamada daha kelimesini kullanıyorum. Bu daha sonraki derslerimizde göstereceğim. Toplama yaparken artma. Toplama yaparken daha kelimesini kullandığım gibi artma, çoğalma ya da ekleme. Yani ulama, ekleme. Bir ceviziniz vardı. Bir ceviziniz de anneniz verdi. Etti iki cevizimiz. İkiyi buldum. İki rakamını buldum. Topluyorum. Bir ceviz de abimiz ya da ablamız verdi. Etti üç ceviz. Tabakta kaç cevizim var? Üç cevizim var. Peki. İki cevizi de bir başka arkadaşım getirdi. Bir, iki.
Tabakta kaç ceviz mi oldu? 5. 3 tane önceden vardı. 2 ceviz de daha geldi. 5 cevizim oldu. Tabakta 4 tane cevizim oldu. 1 ceviz daha 5. 5 sayısını buldum. Bu 5 sayısına bir bakın sürekli artıyor. Bir daha koydum. 6 cevizim oldu. 6 cevize bir ceviz daha ekledim. 7 ceviz. Çoğaldı. Bir daha ekledim. 8 ceviz. Bir daha ekledim. 9. Bir daha ekledim. 10. Tabakta 10 tane ne oldu? Cevizim oldu. Çoğaldı. 10 sayısını bulduk. Öyleyse 10 sayısını yazarken 2 rakam birden kullanıyorum. 1 ve 0'ı kullanıyorum. Bakın bütün sayıları yazarken dedim bu 10 tane rakamı kullanıyoruz. Bunlar da bu rakamlar da sayıları yazmak için kullanılan işaretlerdir. 10 cevizin tekrar birini çıkardım. Bakın azalıyor. Şimdi ne oldu? Azaldı. Bir tane daha aldım. Yine azaldı. Bir tane daha aldım. Azaldı. 2, 4, 6, 7 ceviz oldu. Şurada 4 grup, şurada da 3 grup var. Bakın 4 ceviz, 3 ceviz. Öyleyse 4 cevizin üstüne 3 cevizi ne yapacağım? Ekleme yapacağım. Bakın ekleme yapıyorum. Dediğim terimler bunlar. Artma, çoğalma, ekleme. Öyleyse 4 cevize 3 ceviz daha eklediğim zaman tabakta 7 cevizim oldu. Çoğaldı, arttı, ekleme yaptım. Eğer bundan 3 cevizi geri çıkarırsam bu sefer azaldı. Çıkardım, yedim bunları. Evet, 7 ceviz, 3 ceviz ekledim. Ne yaptı? 10 ceviz oldu. 10 rakamını yazdı. 7, 3 daha 10 cevizimiz oldu. Devam ediyorum. Bu birlik. Bu bir birlik. Burada gösteriyorum. Bir birlik de bu. Ne oldu? İki etti. Bu bir tane ikiliktir. Dikkat edin bakın. Birlik, bir birlik. Bir birlik daha iki tane birlik oldu. Bu iki tane birlik bir ikiliktir. Bir ceviz daha ekledim. Üç tane birlik oldu. Üç tane birlik. Bakın. Ama bu üçü bir araya gelirse üç eder. Yani bir tane üçlük eder. Bunu ki ileriki derslerimizde ne yapacağız? Öğreneceğiz. O zaman 10 sayısının içinde 10 tane birlik vardır. 10 sayısının içinde 10 tane birlik. Kaç tane ikilik var? 2, 4. Bakın 1 ikilik, 2 ikilik, 3 ikilik, 4 ikilik ve 5 ikilik var. 10 sayısının içinde 5 tane ikilik vardır. 10 sayısının içinde 2 tane beşlik vardır. Biz bunları ona göre 2 elma yazdık. 2 eder. 1 artı 1. 1 birlik. 1 birlik daha 2 eder. Bu 1 tane ikilik eder. Buna dikkat edeceksiniz. 2. 1 daha 3. Bu bir üçlüktür. Bir üçlük. Ama bunun için içinde ne vardır? 3 tane birlik vardır. Tekrar 3'ün içerisinde 1 tane ikilik, 1 tane birlik vardır. Bakın 3'ünde bir tane ikilik, bir tane birlik vardır. Demek ki birlikleri, ikilikleri, üçlükleri çok iyi kavramamız gerekir ki toplama işlemini doğru anlayalım. Üç tane birlik toplanmış, üç etmiş. Bu üçün içinde üç tane birlik vardır. Üçün içerisinde bir tane ikilik, bir tane de birlik vardır. Devam ediyoruz. Toplama işletimizde bu şekli işareti kullanacağız. Daha kelimesini kullanacağız. Toplama yaparken işte 5. 5 daha 10 nedir? Ama daha kelimesini kullanmamız lazım. Toplama yaparken. Ya da arttı, çoğaldı, ekledim. 5'e
2 ekledim. Bunu çoğaltma şeklinde yapabiliriz. Örneğin toplama işlemini yaparken 3, 2 daha kelimesini ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. 5 eder. 3, 2 daha 5 eder. 5'in içinde bakın 3 var, 2 var. Bu toplanan. Burada göstereceğim. Burada 4 çiçek artı 3 çiçek. Topladım. 7 çiçek etti. Toplamada toplama yaparken mutlaka aynı cins birim olduklarına, aynı tür olduklarına dikkat edeceğiz. Yani cevizlerle cevizleri toplayabilirim. Ama cevizle kalemi topladığım zaman 3 ceviz bir kalem daha kaç ne yapar diyemem. Yani toplamayı yaparken mutlaka ve mutlaka aynı tür cinsler olacağını, aynı türden varlıklar olacağını belirtmemiz gerekir. Evet, toplanan terim, toplanan terim, toplam. Bir toplama işleminde, alt alta toplama işleminde toplanan birinci, toplanan ikinci, toplanan ve bunların toplamına da toplam diye söylüyoruz. Evet çocuklar, bugün bir giriş yaptık toplama işlemini basitten zora doğru. Hepinize tanıştığımız için sayın velilerime ve değerli öğrencilerimize, çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.